Tepe Lojistik 1990'lı yıllara dayanan köklü bir firmadır. İstanbul Esenyurt'ta hizmet veren firma, uzun yıllar dağıtım ve taşımacılıktan edindiği tecrübe doğrultusunda müşterilerine Türkiye geneli dağıtım hizmeti, depolama hizmeti, şehir içi taşımacılık hizmeti ve özel dağıtımlar kapsamında tüm lojistik ve nakliye ihtiyaçlarını çözmeyi hedefleyerek personel kadrosuna ve araç filosuna yaptığı yatırımlarla faaliyetlerini sürdürmektedir. Firma aynı zamanda Türkiye genelinde zincir mağazalara gıda lojistik temini yapmaktadır. A+ Ekonomi Programı ekiplerimiz firma yönetim kurulu başkanı Zeki Sulhan'ı ziyaret ederek sektördeki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyor. 2012'de Tepe Lojistiği kurduk. İstoç 41. arada küçük bir yerde kurduk şirketi. Azimli çalışmamızla tabii geçmişteki çevremizin de büyüklüğü nedeniyle seviyelere kadar geldik. Lojistik çok geniş kapsamlı bir meslek, meşakkatli bir meslek. Tabii bunların da lojistik açısından meşakkatli bir meslek olduğu için inceleyip sık dokunması gereken bir şey. İşte bunun elleşlemesi var, indirmesi var, bindirmesi var, depolaması var. Biz de bu lojistiği tam lojistik olarak yapıyoruz. 16.500 metrekare depomuz var. 16.500 metrekare depomuzda gelen müşterilerimizden getirdiğimiz malları çekiyoruz. Burada belirli bir gün, marketin istediği günler aralığında, dağıtım aralığı dediğimiz olayda burada 5-10 gün bekletiyoruz. Ondan sonra planlama yapıp tüm Türkiye'deki depolarına teslimat yapıyoruz. Zeki Sulhan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın istemiş olduğu tüm belgelere sahip olduklarını belirterek, bu belgelere sahip olmadan taşıma yapanların kendilerine olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı'nın istemiş olduğu bazı belgeler var. Bu belgelerin en önünde R1 belgesi, K1 belgesi, L1 belgesi gibi belgeler var. Ulaştırma Bakanlığı bu işleri yapabilmemiz için bizlere bu belgeleri şart koştu, almamızı söyledi. Biz de Ulaştırma Bakanlığı'nın istediği K1, L1 belgelerimizi temin ettik. Teminatlarımızı yatırdık, aldık. Fakat günümüz Türkiye'sinde lojistiğim diye piyasaya çıkan onlarca firma var. Bu firmaların hiçbir belgesi yok. Merdiven altı dediğimiz lojistik firmaları. İki sandalye, bir masa, iki telefon koyup da lojistik yapan bu firmalar var. Bu firmalar sektöre sıkıntı veriyor, bizlere sıkıntı veriyor. Büyümemizi engelliyor. Kayıt dışı bir rekabet oluyor. Kayıt dışı bir gelir. Bizim istediğimiz bakanımızdan, devlet büyüklerimizden belirli bir statüler konulması lazım. Ne bileyim yani iş bitirim belgesi lazım. Sermaye bence bir şirketin kuruluşunda çok önemli. İşte önüne gelen şirketler kuruyor. Anlattığım gibi 3 lira 5 lirayla iş yapılıyor. Bu sonuçta tüketiciye de yansıyor. Üreticiye de yansıyor. Nedir bu? Üretici uygun fiyata, İşte bu bizim zincir market dediğimiz olarak uygun fiyata satıyor. Bunu da uygun fiyata sattı, bu kurtarmak amacıyla uygun fiyata taşıtmak istiyor. İşte bilmiyor da aslında onları da bu yolda yetkilendirmek lazım veya bilgilendirmek lazım. Tabii bunu biraz daha hızlandırmak lazım. Hakikaten üretici ve tüketiciye diyoruz sıkıntı yaşatıyorlar. Niye? X bir firmanın işini taşırken adam taşıyor, 3 liralık işini 1 liraya taşıyor. Sonuçta ne oluyor? Aracın da veya kiralık aracın da, şoförün de veya X işte neyse taşıttığı insanların da paralarını ödemiyor. Zeki Sulhan, akaryakıt fiyatlarının fazla olduğunu belirterek merdiven altı firmalarında sektörü olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Akaryakıt fiyatları oynuyor ama biz bunu müşteriye yansıtamıyoruz. Niye yansıtamıyoruz? Yine diyorum, merdiven altı lojistik firmaları. Merdiven altı lojistik firmaları olduğu sürece biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bırakın zam yapmayı, fiyatlarımızı geri çekmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bizim giderimiz onlara göre daha büyük. Benim 16 bin metrekare görmüş olduğunuz depom var. 16 bin metrekare depomda da depomun sadece kirası 145 bin TL. Bırakın öbür giderleri. 95 tane çalışanım var. Yaklaşık 160-170 tane tır kamyonum var.
lojistik sektöründe çalışmanın zorluklarına değinen Zeki Sulhan, asgari ücret ve sigorta primlerinin sektördeki maliyetleri arttırdığını belirtiyor. Çalışma saatleri belli olmayan bir sektörüz biz. Yani sabah saat 8.30-9'da iş başı yapıyoruz ama akşam ne zaman bırakacağı belli olmayan bir sektörüz. Ondan dolayı da maalesef mesai vermek zorundayız. Mesai veriyoruz insanlara veya vardiyalı çalışıyoruz. Bizim şirketimiz 3 vardiyalı çalışan bir şirket. Personellerimize tabii bizim sektör öbür sektörlerden biraz daha ağır olduğu için fiyat yansıtmalarımız, maaş yansıtmalarımız da biraz farklı oluyor. Sigorta işte ağır bir yükümlülük geldi. İşte asgari ücretlere bir belirli bir zam geldi. O zamları biz personelimize yansıttık, fazla verdik. Ama müşterilere yansıtamıyoruz. Fiyatlardan dolayı yansıtamıyoruz. İşte yine diyorum, yine başa dönüyoruz. Kayıt dışı çalışma, kayıt dışı firmaların ortaya çıkması ve bunlarla ceza yaptırımların uygulanmaması, yaptırım yapılmaması, ceza yaptırımlar yani 1600 lira gibi bir yaptırım, onda bir şey değil. 1600 liraya geliyor, yazıyor, çiziyor adam, 6 ay gelip yazamıyor. Yani 1600 liraya altı verse ne olacak, vermese ne olacak, kesse ne olacak, kesmese ne olacak? Bizim istediğimiz bir iki kez uyarılması, sonuçta bu şirketin de iptali veya lağvedilişi veya yazılık cezası olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza istediğimiz, bizim sektörümüze biraz daha önem verilmesini, bu kayıt dışı çalışmayı, kayıt dışı olan lojistik sektörünün bir an önce ortadan kaldırılmasını, yaptırım gücü ağır cezalar olmasını istiyoruz. Tonaj kurallarına uyumlu çalıştıklarını belirten Zeki Sulhan, tonaj sınırlamasına uymayanların haksız rekabete neden olduğunu dile getiriyor. Tonaj kontrolü de yapılmıyor. Biz tonaj kontrolüne uyan bir firmayız. Tonaj kapasitesi basarı tırın bildiğimiz kadar 25 ton. 25 tonu geçmemeye çalışıyoruz. Geçmiyoruz da zaten. Minimum attığımız tonaj da bizim 15 ton, 20 ton. Zaten hafif ürünler taşıyoruz. Ama tabii tonajı geçiyorlar. Tabii bu da rekabeti de mecburen engelliyor. Uyulması gereken bir şey. Ulaştırma Bakanlığı bir kanun çıkartmışsa o şeye uymak lazım. Biz uyuyoruz. Bütün lojistik firmalar da uymaya davet ediyoruz. Trafik saati yasağı uygulamasının sektörü olumsuz etkilediğini belirten Zeki Sulhan, yetkililerden bu konuyla ilgili beklentilerini dile getiriyor. Trafikte sıkıntı var. Yani trafik saatleri önemli olan. Burası biz iki teldeydik biz. Küçükçe biz iki teldeydik ama burası hafif diye geldik. Trafik yoğunluğu hafif diye geldik ama gün geçtikçe potansiyelin buraya kaymasından dolayı da burada bir trafik sorunumuz var. Belirli bir saatler var. Belirli bir saatlerden sonra çıkamıyoruz. Sabah işte 10 yasağı, akşam 5 yasağı. Şimdi öyle bir şey ki kamyonet kullanıyoruz. Yasak saati yok kamyonete. Tonajda 1 ton 300 kilodan fazla atamıyorsun kamyonetlere. Kapasitesi var, taşıyabilir ama ruhsattaki tonaj 1 ton 300 kilo. Bu da ayrı bir tezat. O da ayrı bir tezat. Kamyon çalıştırıyorsun, kamyon atacaksın. Kamyon geçen araçlara atıyorsun yükü. O da yasağa takılıyor. Sabah 10, akşam 5. Vallahi iki derede bir arada kaldık, bilmiyoruz. Zeki Sulhan, fiyat politikalarından ödün vermeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek bu çalışma prensipleriyle lojistik sektöründe hizmet vereceklerini dile getiriyor. Derneklerle bir araya gelemiyoruz. Kendi içimizde birbirimizi yiyoruz. Bir fiyat rekabeti var. Prensibimiz var. Belli bir fiyat politikamız var. O fiyat politikasından hiçbir zaman ödün vermedik, vermeyeceğiz de. Bizi kurtaran fiyatlar neyse biz onlara o yönlü çalışacağız. O fiyatlardan çalışacağız. Zaten ayakta durmamızın en büyük sebeplerinden biri de fiyat politikamız. Bu fiyat politikamıza önem veriyoruz. Fiyat politikasında belirli bir fiyatımız var. Fiyattan aşağıya düşmedik, düşmüyoruz da. Bu fiyatlar çerçevesinde böyle bir çalışma sistemi yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar sektöre hizmet vermek istiyoruz ama kaliteli hizmet vermek istiyoruz.